Bize en yakın yıldız olan Güneş, bilim insanları için gizemini hala korumaktadır. Yeryüzündeki yaşamın kaynağı olan Güneş, sıcak gazlardan oluşan ve çevresine ısı ve ışık yayan bir yıldızdır. Güneşten yayılan enerjinin çok az bir kısmı yeryüzüne ulaşır. Bu enerji yeryüzündeki yaşamın devam etmesi için gereklidir. Buna göre öğrencilerin görseller ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır? Güneş sıcaklıkları farklı olan katmanlardan meydana gelmiştir. Evet, birinci görselde farklı renkler katmanları temsil etmektedir. Doğrudur. Güneşin ısı ve ışık yaymasının nedeni hidrojenin helyuma dönüşmesidir. Evet, doğru bir ifadedir. Güneş orta büyüklükte bir yıldızdır. Evet, yıldızdır ve orta büyüklüktedir. Doğrudur. Güneşin ürettiği enerjinin tamamı dünyaya ulaşmaz. O yüzden de yanlış ifade olacaktır. Ayın dünyaya göre farklı konumları aşağıda verilmiştir. Verilen görsel incelendiğinde aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz? D şıkkından başlayalım. Verilen konumlarda ay, güneş ışınlarının geliş yönüne bağlı olarak farklı evrelerde görülür. Evet, numaralandırılmış evrelerin hepsi birbirinden farklı evrelerdir. 1, 2, 3 ve 4 konumlarında ayın aynı yüzü gözlemlenebilir. Evet, doğrudur. Ayın kendi etrafında dönme ve dünya etrafında dolanma hareketinin süresi eşit olduğu için ayın hep aynı yüzü gözlemlenir. Verilen konumlarda ay dünya etrafında dolanır. Evet, az önce de bahsetmiştik. Doğrudur. Dünyadan bakıldığında ay 1 ve 3 konumlarında aynı şekilde görülür. Hayır, 1 ve 3 konumları biri ilk 4'ün biri ise son 4'ündür. Aynı şekilde görülmez. Bu yüzden cevap A şıkkıdır. Ali teneffüste Defne'nin yapmış olduğu proje ödevini incelerken yanlışlıkla elindeki bardağı ödevin üzerine dökmüştür. Arkadaşının bu duruma çok üzüleceğini düşünen Ali, Defne sınıfa geri gelmeden proje konusu kısmını temizledikten sonra ayrı bir kağıda proje konusunu yazarak kirlettiği yerin üzerine yapıştırmak istemiştir. Buna göre Ali'nin proje konusu kısmına aşağıdakilerden hangisini yazması gerekmektedir? Projeye baktığımızda Güneş'te ve Dünya'da iç kısma gittikçe renk değişimi olduğunu görüyoruz ve bu renk değişimleri Güneş'in ve Dünya'nın katmanlarını göstermektedir. Ve B şıkkına baktığımızda projenin konusu Güneş ve Dünya'nın katmanları olarak yazılabileceği için doğru cevap olacaktır. Dünyada yeni ay evresinin gözlemlenebilmesi için ayın KLM ve N konumlarından hangisinde olması gerekmektedir? Yeni ay evresi ay, güneş ve dünya arasına girdiğinde gözlemlenir. Güneş ve dünya arasındaki evre L evresi olduğu için doğru cevap B şıkkı olacaktır. Aşağıda verilen özelliklerden hangisi Dünya ve Ay için benzerlik göstermez? Kendi etrafında dönerler, doğrudur. Yüzeylerinde kayalıklara, vadilere ve dağlara rastlanır. İkisi için de ortaktır. Yüzeyinde krater oluşumları görülür. Evet, doğrudur. Ay'da daha fazladır, Dünya'da daha azdır ama yine de ikisinde de krater oluşumları vardır. Ancak büyüklükleri kesinlikle aynı değildir. Dünya'nın büyüklüğü Ay'ın büyüklüğünden daha fazladır. Böylelikle cevap D şıkkıdır. Erkan Bey ile kızı Irmak akşam evlerine otururken Erkan Bey kızına bugün okulda neler öğrendiniz diye sormuştur. Irmak büyük bir heyecanla güneşin özelliklerini öğrendiğini söylemiştir. Bunun üzerine kızının portakal yemeği çok sevdiğini bilen baba mutfağa giderek yanındaki görseli verilen tabağı hazırlamıştır. Elinde portakal tabağı ile kızının yanına giden Erkan Bey, kızından güneşin özelliklerini kendisine söylemesini istemiştir. Doğru söylediği her özellik için Irmak'a bir dilim portakal vereceğini söylemiştir. Irmak aşağıdakilerden hangisini söylerse babasından portakal alamaz. Yani Irmak'ın verdiği yanlış cevabı sormaktadır. Güneş çeşitli gazlardan oluşur. Doğrudur. Güneşin şekli küreye benzemektedir. Evet, doğru bir ifadedir. Güneş katmanlardan oluşmaktadır. Evet, doğru bir ifadedir. Ancak güneş dolanma hareketi değil, dönme hareketi yapmaktadır kendi etrafında. Bu yüzden yanlış olan cevap C şıkkıdır.
Mustafa öğretmen derse hazırlanmak için yukarıda verilen görsellerden yararlanarak slayt hazırlayacak ve güneşin özellikleri konusunu o slaytlar üzerinden anlatacaktır. Bu amaçla güneşin aşağıdaki özelliklerinden bahsetmeye karar vermiştir. Buna göre Mustafa öğretmenin güneşin özelliklerini sırayla hangi görselleri kullanarak anlatması doğru olacaktır? Güneşin küresel bir yapıda olduğunu üçüncü görselle anlatabilir. Güneşin katmanlarının olduğunu birinci görselle anlatabilir. Çünkü farklı renkler olan kısımlar güneşin katmanlarını göstermektedir. Güneş dünyanın ısı ve ışık kaynağıdır. Dördüncü görsel kullanılabilir. Güneş kendi ekseni etrafında dönme hareketi yapar ise ikinci görsel olacağı için cevap D şıkkıdır. Aşağıda ay ile ilgili bir görsel verilmiştir. Verilen görselle ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Ay ile ilgili verilen görselde aydaki kraterleri görmekteyiz. Buna göre ay yüzeyinde bulunan girinti çıkıntıları krater denir. Doğrudur. Ay yüzeyinde bulunan kraterler meteor çarpması sonucu oluşmuştur. Doğrudur. Ay atmosferi daha kalın olsaydı krater oluşumu daha fazla değil, daha az olurdu. Ayın atmosferinin ince olması krater oluşumunu arttırmaktır. Bu da doğru bir ifadedir. Böylelikle cevap C şıkkıdır. Görselde güneşin yapısı ile ilgili bir kesit verilmiştir. Öğretmen bu görseli akıllı tahtada açıyor. Daha sonra güneşin verilen görselle alakalı özelliklerini anlatmaya başlıyor. Öğretmen konuyu yalnızca bu görsel üzerinden anlattığına göre öğrenciler ifadelerden hangisini öğrenmiş olurlar? Güneşin de dünya gibi katmanlardan oluştuğunu öğrenirler. Buradaki renk değişimleri güneşin katmanlarını göstermektedir. Güneşin de dünya gibi kendi ekseni etrafında dönme hareketi yaptığına ulaşamaz çünkü sadece bu görselden faydalanarak çıkarabileceğimiz bir sonuç değildir. Güneşin yapısında gazların bulunduğuna da ulaşamayız. Yine görselde sadece katmanları gösterdiğini görüyoruz. Böylelikle cevap yalnız bir A şıkkıdır. Berna etkinlik metnini okuduktan sonra nasıl bir model yapılabileceğini araştırmıştır. Yapmış olduğu araştırmadan sonra oyun hamurlarını kullanarak güneş ve dünya modeli yapmaya karar vermiştir. Berna yukarıdaki görselde yer alan modelleri hazırladıktan sonra sınıfa giderek sınıfta arkadaşlarına sunmuştur. Berna'nın yapmış olduğu sunum sonrasında sınıf arkadaşlarının yalnızca bu sunumdan yola çıkarak hangi sonuca ulaşmaları beklenmektedir? Resme baktığımızda, sunumlara baktığımızda sadece büyüklükleri kıyaslayabildiğimizi görüyoruz. Güneşin dünyadan daha büyük olduğunu sunumdan anlayabiliriz. Ve D şıkkına baktığımızda güneş dünyadan daha büyük bir gök cismidir. Doğru ifade olacaktır.